Merhaba arkadaşlar. Şimdi de koşu sonrasında yapabileceğiniz hareketler, esneme hareketlerini göstermek istiyorum. İlk başta yapacağınız şey tabii ki koşuyu bitirdiniz. Vücudunuz soğumaya başlıyor yavaş yavaş. Tam soğumadan yapmanız gereken hareketler bunlar. O yüzden önce nefesinizi ayarladık. Rahatladık, vücut hazır esnemeye. İlk yapacağımız hareket bu kası açmak. Bu kas hip flexor kası, yani buradaki kasın koşuda yaptığımız şu hareket bu kasın kısalmasını sağlar. Bu kötü bir şey değil. Sadece açmazsanız ileride uzun zamanda yapmadığınız zaman problem olabilir. Buradaki kasın kasılması sizin dizdeki ağrıyı arttırabilir veya hassasiyeti arttırabilir. O yüzden ilk yapacağımız şey bir bacağı geri aldım. Açabildiğiniz kadar açın. Burada diğer bacak parmak ucunda. Burada bir yeri tutabilirsiniz. Hiç problem yok. Dengeyi sağlamak için bacaklar kalça hizasında açık. Geri aldım. Ellerimi öne aldım. Sanki koşuya başlayacağım. Sanki tam hız koşusuna başlayacakmışım gibi düşündüm. Parmak uçlarım değil veya buradayım. Size bağlı. Eğer çok inemiyorsanız burada kalabilirsiniz. Daha sonrasında bu dizi öndeki sağ ayağım önde, sağ dizimi hafif öne itiyorum. Debildiğim kadar. Elleri yere koyabilirsiniz. Veya dizi yere koyabilirsiniz. Fakat dizi yere koyacaksanız mutlaka altında bir havlu koyun veya bir tişörtünüzü bırakın ki diz kapağınız zedelenmesin. Buradayım. Tamamen öne aldım. Burada bekliyorum. Bekleme süreniz yaklaşık 30 saniye. 20-30 saniye diyelim. Düzelttim. Ayağı öne aldım. Diğer ayağı geriye aldım. Önce buradayım. Eller yerde veya diz üzerinde. İkinci hareket dizi öne alıyorum. Eller diz üzerinde veya yerde, hangisi daha rahatsa size. Burada iyice açıldığını hissedin. Tekrar öne geldim. Eller, umarım görüyorsunuz tamamen. Diz kapağımın altına koydum. Eğer uygunsa size tamamen aşağı indirebilirsiniz. Şimdi hafifçe yukarı kalktım. Tekrar yukarı kalktım. Tamamen kalkıyorum. Tekrar edeceğim hareketi 3 kere. Tekrar aşağı indim. Eller yerde. Bir bacak geriye. Önce makas hareketini yapıyorum. Makas hareketi bittikten sonra, bekledikten sonra hazır olduğunuzda dizi öne getiriyorum. Tamamen açıldığını hissedin. Düzelttim. 30 saniye bekledikten sonra diğer ayağını aldım. Ayak değiştiriyorum. Önce makas. Ondan sonra dizi öne alıyorum. Düzelttim. Tekrar öne geldim. Buradayım, aşağıdayım. Ellerinizi buraya koyabilirsiniz, buraya koyabilirsiniz veya tamamen yere, size bağlı, esnekliğinize bağlı. Ve yavaş yavaş yukarı kalktım. Mutlaka başı en son kaldırın. 3 defa tekrarladıktan sonra, 30'ar saniye bekledikten sonra buradaki açıyı hissedeceksiniz zaten açıldığını. İkinci hareketimiz makas hareketimiz ama bu sefer yana makas hareketi yapacağım. Şimdi buradayken sol ayağımı makas açtım. Sağda göstereceğim. Buradayım. Sol diz kırık, sağ bacak düz. Kalçayı geriye aldım. Kalktım. Tekrar sol diz kırık, sağ bacak düz. 5 defa tekrarlıyorum.
tekrarladıktan sonra bacağını al, yanına getirdim. Diğer tarafa gidiyorum. Açtım. Sağ diz kırık bu sefer, sol bacak düz. Kalçayı geriye bırakmayı unutmayın. İyice iç bacağın geldiğini hissedin. Kalktım, tekrar aşağı indim. Burada dikkat edeceğiniz şey, göğsü kapatmamak, kalçayı geriye almak, hissedeceğiniz şey iç bacağınız ve diğer bacağınızın kalça tarafı. Ve 5. Bunu bitirdikten sonra burayı açtık, iç bacağı açtık. Şimdi arka bacağı hamstring'i birazcık daha fazla açmak istiyoruz. Ondan sonra da yapacağımız şey yan tarafı açmak. Hamstring'i açmak için birkaç çeşidi var. Ayağınızı düz tutabilirsiniz veya topuklarınızı birleştirip parmak ucunu açabilirsiniz. Bu ördek şeklindeki ayak şeklinde olabilir veya düz. İki şekilde de göstereceğim. Düz yaptığımızda kalçayı geriye aldım, öne indim. Bel düz olabildiği kadar düz size göre. Ellerimi serbest bıraktım. Üst vücudum sağa döndürdüm. Burada dikkat edeceğiniz şey, bu diz içeriye girmek ister. Dizler aynı hizada olsun. Hafif kalktım. Ortaya geldim. Hafif kalktım. Sola gittim. Tekrar ediyorum bunu. Ön, tam ortadayım. Sağ taraftayım. Ortadayım. Sol taraftayım. Burada dikkat edeceğiniz şey, sırtın düz olması size göre ve karnın sıkı olması. Kalça geriye gidiyor. Ayağımı bu pozisyonda göstereceğim. Ayağım bu pozisyondayken aynı şey. Kalça geriye. Öne eğildim. Hafif kalktım. Sağ. Kalktım. Yarım kalkıyorum. Ortaya. Yarım kalkıyorum. Sola. En son ortaya gelip bitiriyorum. Burada sayı size bağlı. 3 tarafa yaptığımız için 15 olabilir, 20 olabilir. Size bağlı olarak sayıyı arttırın. Burada hafif kalktım. Yavaşça yukarıya kalkıyorum. Son esneme hareketi. Eğer size zorsa zaten diğer alternatifini de göstereceğim. Önce plank pozisyonunda ellerimin üzerinde duracağım. Burada dikkat edeceğiniz şey, tam plank pozisyonunda duruyorum. Yani eller düz, göğüs ellerim arasında. Bir bacağımı yarıya kadar çektim. Ama böyle yapmıyorum, açıyorum. Tamamen parmak ucu 45 derece dışarıya bakıyor. Şimdi diğer ayağı döndürdüm. Açtım. Burada eğer isterseniz eli yukarıya alabilirsiniz. Veya dizi aşağı indirebilirsiniz. Zorsa burada durabilirsiniz. Tekrar yukarıya kalktım. Elimi öne aldım. Ayak geriye. Diğer ayağı getirdim. Yarı yola kadar 45 derece açıda döndürdüm. Eğil yukarı. Dizi aşağı isterseniz. Tamamen aşağı indim. Kalktım. Ve tekrar ediyorum. Aşağı indirdim. Burada da 5'er defa yaptıktan sonra yoga hareketi, kalçayı yukarıya aldım. Burada yavaş yavaş ayaklarımla ellerime doğru yürüyorum. Yavaş yavaş burada durdum. Elimi belime koyuyorum. Omuzlar geriye. Yavaşça doğruluyorum.
ve çeneyi en son yukarı kaldırıyorum. Şimdi burada kumları açtım. Parmak uçlarını da açtım, tamamen açıyorum. Bir güzel omuzları geriye alıyorum, göğüs açık. Şimdi kendinize güzel bir sarılabilirsiniz, tebrik edebilirsiniz. Süper bir iş başardınız. Umarım memnun kalırsınız. Nasıl hissettiğinizi lütfen yazın, arkadaşlarınızla paylaşın. Umarım faydasını görürsünüz. Çok teşekkür ederim.